AKP'nin ciddi anlamda bir iktidar, bir öğretmen politikası olmadığı yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Bugün öğretmenlerimizin satın alma gücü 2002'ye göre %40 azalmıştır. 2002'de bir öğretmen maaşıyla 5 cumhuriyet altını satın alabilmekteydi. Bugün 3 cumhuriyet altını satın alabilmektedir. İş bununla da bitmemektedir. Öğretmenler itibarsızlaştırılmıştır. Nasıl itibarsızlaştırılmıştır? Çok saygı bir meslek olan öğretmen çocuk yetiştirmek, kendi sınıfındaki öğrencilere zaman ayırmak yerine ne yazık ki ekonomik zorunluluklar nedeniyle ek işlerde çalışmak mecburiyetinde bırakılmıştır. Yeni başlatılan bu dershane kavgası içinde başbakan dershane öğretmenlerinin herhangi bir yazılı sınava tabi tutulmaksızın sadece mülakatla okullara alınabileceğinin açıklamasını yapmıştır. İşte bu AKP'nin adalet anlayışının çok açık bir göstergesidir. Türbanlı, çarşaflı öğretmenlerin rol model olduğu okullarımız öğretmenlerin ve öğrencilerin nasıl bir ideolojik baskıyla karşı karşıya bulunduğunu ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak için mücadele veren, onurla direnen ve bu sivil darbeye karşı dimdik bir duruş sergileyen Cumhuriyet öğretmenlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ve onlara güç diliyorum, sabır diliyorum. Onlar durumu idare etme toplantısı olacak, çok açık. Ee, tabii dershaneler konusu bugün çok artık tartışıldı, pek çok şey söylendi. Söylenenlerin tamamına katılıyorum ben muhalefet olarak seslendirilen görüşlerin. Hiçbir zaman dershane istenilen bir şey değildir, arzu edilen bir şey değildir. Dershane bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Eğitim sistemindeki yetersizliğin bir sonucudur. Dershaneyi ortadan kaldırdığınız zaman bu koşullarda bir fırsat eşitsizliği yaratmış olursunuz. Sınavı ortadan kaldırmadan dershaneyi ortadan kaldıramazsınız. Çünkü tek tip standart bir eğitim ne yazık ki Türkiye'de verilemiyor. Dolayısıyla bunu kaldırdığınız zaman olacakları hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yeraltına inecektir, her ev bir dershane olacaktır, ee, öğretmenler evlere gidip özel dersler verecektir, bunun vergisi verilmeyecektir, kayıt dışına olay itilecektir. Bütün bunların hepsi yüzde yüz, hiçbir kuşku duymuyorum ki yaşanacaktır. Dolayısıyla Başbakan'ın bu vesileyle yapmış olduğu açıklamalardan da çok endişe duyduğumu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bakınız öğretmen pardon sınavlar kalkmadan dershaneler fiilen kalkmaz. Kapatırsınız ama kaldıramazsınız.